Merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Dâimî Hayat adında bir deyiş sizinle paylaşmak istiyorum. İsa Ruhullah'ın sözlerine dayanıyor yine. Okuyorum. Bu İncil-i Şerif'in Yuhanna suresinden bir söz. Emin olun, beyan ettiklerimi dinleyip beni gönderen Hakk'a iman eden canlar daimi hayata sahip olur. Asla mahkum olmazlar. Çünkü şimdiden ölümden hayata geçmişlerdir. Şu gerçeği de açıklıyorum. Öyle bir saat geliyor ki ölüler de Hakoğlu olan benim sesimi duyacaklar. Ve dinleyenler daimi hayata erecekler. Hatta o saat geldi bile. Manevi Baba hayatın kaynağıdır. Ve Hak oğluna da hayat verme gücünü verdi. Üstelik ona bütün insanları yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o insanoğludur. O kadar da şaşmayın. Mezarlarında yatan bütün ölülerin Hak oğlunun sesini işitecekleri vakit yaklaşıyor. Dirilip mezardan çıkacaklar. İyi şeyler yapmış olanlar daimi hayata, kötü şeyler yapmış olanlarsa mahkum edilmeye dirilecekler. Ben kendi başıma hiçbir şey yapamam. Hakk'ın bana emrettiği gibi hükmederim. Dolayısıyla benim hükmüm adildir. Çünkü beni gönderenin isteğini yerine getiririm. Kendi isteğimi değil. Evet, buna göre bir deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. İsa'nın dediği sözü dinleyen daimi hayatta sahiptir canlar. İsa'nın dediği sözü dinleyen daimi hayatta sahiptir canlar. Onu gönderene iman eyleyen daimi hayata sahiptir canlar. Onu gönderene iman eyleyen daimi hayata sahiptir canlar. Canlar katiyen mahkum olmazlar. Haklanmış, haklanmış hüküm giymezler. Bu canlar katiyen mahkum olmazlar. Haklanmış, haklanmış hüküm giymezler. Hayata geçtiler, ölüm görmezler. Daimi hayata sahiptir canlar. Hayata geçtiler, ölüm görmezler. Daimi hayata sahiptir canlar. Hakoğlu'nun sesini duyacaklar. Daim hayatta kavuşacaklar. Hakoğlu'nun sesini duyacaklar. Dâimî hayatta kavuşacaklar. Mezarlarından diri çıkacaklar. Dâimî hayatta sahiptir canlar. Mezarlarından diri çıkacaklar. Dâimî hayatta sahiptir canlar. Kervanım bu yola gerçekten giren, İsa'nın sözüne her kulak veren. Kervanım bu yola gerçekten giren, İsa'nın sözüne her kulak veren. Hayatına tatbik eden her eren. Dâimî hayata sahiptir canlar. Hayatına tatbik eden her eren. Dâimî hayata sahiptir canlar. İsa'nın sözüne kulak veren, hayatına tatbik eden hakikaten ölümden hayata geçmiştir. Artık o eski hayat ölü, ölmezden evvel ölmüştür. Yeni bir hayata kavuşmuştur. Gerçek hayata kavuşmuştur. Bu hayatta. Yani karanlıktan ışığa, nura geçmiştir. Şeytanın, iblisin hakimiyetinden, egemenliğinden, yani bu dünyadan çıkıp haktan gelen şahlığa geçmiştir. Artık o eski şeyler öldü, ölüm öldü, hayata geçmiştir. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin. Abone olun, yorum yazın, beğendiyseniz başka canlarla da paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere, sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.